Evet sevgili izleyicilerimiz bizim eller programı başlıyor. Bu hafta neredeyiz? Bu hafta Nurdağ ilçesine bağlı Durmuşlar köyündeyiz. Sevgili izleyicilerimiz Durmuşlar köyüne geldik. Durmuşlar köyü muhtarımız. Muhtarım Ferhat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk muhtarım. Muhtarım önce sizi bir tanıyalım. Ben Durmuşlar köyü muhtarı Miktat Yolan. Miktat doğrudur. Miktat. Evet. Muhtat diye de geçer de yani Miktat Yolal. Miktat Yolal doğrudur. Evet. Mutlaka köyünüz kaç hane? Köyümüz 48 hanedir. 48 hane. Geçim kaynaklarınız nedir? Geçim kaynaklarımız bu zamana kadar genellikle hayvancılık üzerineydi. Burası bildiğime göre herhalde orman. Orman köyü. Bölgesine girer. Orman, evet, bölgesine girer. Evet. Şimdi geçim kaynaklarınız hayvancılık dediniz 48 evet, hane. Doğrudur. Durmuşlar. Neden adı Durmuşlar? Durmuşların olması rivayetlere göre bu köyler daha önce birkaç yer değil de 6-7 yerden göç etmiş. Dolaşmışlar. Köyümüz. Önce şu görmüş olduğunuz aldırırsanız Hazreti Ökkeşye'nin bulunduğu yerdeymiş. Evet. Önce. Oradan biraz aşağı inmiş. Oradan derken yani 6-7 yer dolandıktan sonra bu bulunduğu yere gelinmiş köyümüz. Yani dolaşa dolaşa bura gelmiş. Evet. Burada da durmuşlar. Bunun ases rivayetlerin söylediği yani rivayetlerde öğrendiğimize göre şimdi bura ilk gelişi Hazreti Ökkeşye'yi beklemek için gelirler. Bizim aslımız Mekke'den gelmedir. Bura girenler gene geri Mekke'ye girdiklerinde o zamanki şartlara göre girenlerin aynı şimdiki kayıtların tutulduğu gibi kayıtlar tutuluyor. Şimdi Muhtar bir dakika şimdi Mekke'den gelmiş yani evet. Buranın halkı. Evet. Buranın insanları. Evet. Yani Suriye diyelim biz. Suudi Arabistan. Evet, Suudi Arabistan'dan. Oradan gelme. Kökenleri oradan gelme. Kökenleri oradan gelme. Rivayetler böyle söylüyor. Bu arada muhtarım da bahsetti. Sevgili izleyicilerimiz Hazreti Ökkeşye Türbesi de burada. Bundan 2-3 ay önce yine bir program yapmıştık. Kırkpınar Köyü'nü çekmiştik. Orada Hazreti Ökkeşye Türbesi'nde gittik. O zatı da ziyaret etmiştik. Yine bugün kısmet oldu. Yine gideceğiz. Evet. Hazreti Ökkeşye'yi, Hazretlerini yine bir ziyaret edeceğiz. Duamızı İnşallah. Okuyacağız. Şimdi malum kış ayındayız. Evet. Bugün hava maşallah çok güzel. Elhamdülillah çok güzel. Şimdi biz biraz önce biraz sohbet ettik burada evet. Arkadaşlardan da. Evet. Peki daha önceki bir kışları bir anlatır mısın bize? Daha önceki kışlar bunlar da çoktu. Çoktu. İnan et ki çok karşılara baktık mı diye aynı can parlıyor gibi bu aylarda. Kardan. Kar buz donmuş böyle cam parlıyordu. Bir ben şeye rast geldim şu karşıda ocak vurduruyor şu karşıda tepki dozere. İnan et ki şey dozer şu katı buzlu kıramadı. Paydı gitti. Güldük kendine de Duran Usta'ydı ismi. Güldük ya dedik senin bir kepçen bir buzlu kıramıyor. Nasıl bize ocak vurucumuz? Şimdi ocak dediğiniz ben doğru maden ocağı. Şimdi burası da madem konu açıldı şimdi burası da bildiğime göre evet. Yani bu çevreler bu civarlar evet. Krom madeni. Krom madeni. Başka çıkartıyorlar. Başka maden yoksa. Bu da yine bizim duyduğumuza göre dünyanın hemen hemen en kaliteli. Evet. En krom madeni Gaziantep'te. Buralarda çıkıyor. Buralarda çıkıyor sonra bizim bu mevkinin madeni çok meşhur diyorlar yani bizim bu evet. İslahiye'nin. Kaliteli yani çok kaliteli. Dereceli çok güzel bir madeni var diyorlar. Peki siz şu an çıkartıyor musunuz madenle uğraşıyor musunuz? Çıkarttığımız yok. Bizim köyümüzde bir iki kişi urgaşıyorsa da o da hafif urgaşıyorlar. Urgaşan kalmadı. Bıraktılar mı? Maden bulamıyorlar, mi? Bulamıyorlar. Bulsalar da hep sahiplidir. Sen söyle şirketler var. Şirketler hemen gördüğümü depene biniyor. İşletmesini mi alık şirket? İşletmesini almış. Zaten o görme karışmasa sen bir seferde karışmadı. Sen gittin dağda o ormanın içinde. Yoku da maden arka bir kazmayına bir kürene yakalandın. Sen 6 milyar ceza kesiyor. 6 hükümet. Milyar ceza kesiyor. Evet hükümet kim? Kesiyor. Hükümet. Jandarmalar yakalandı mı 6 milyar ceza kesiyor. Kimse yani kolay kolay gidemiyor. Alınmış sahaya gidersin. Gitti mi de bir sefer verdiğini onlar alıyor elinde. Bir şey kalmadı. Ne anladık ki biz buradan o zaman hiç çıkarmam ondan iyi değil mi? İşte ben kendine dedim sen bilin dedi. Dedi ben size ana zorla mı çalışıyorum dedi. Dedim sen bilin hacı o zaman dedi. Ben bir şey diyemem. Çoluk çocuk kaç tane? 6 tane çocuğum var. Nerede yanındalar mı? İkisi yanımda.
Diğerleri? İkisi, birisi Bingöl'de, biri de Mardin'de. Bingöl'de, Mardin'de. Evet. Devlet memuru falan mı? Evet, ikisi de memurdu. Biri öğretmen, biri de uzman çavuş. Hangisi öğretmen, hangisi uzman çavuş? İbrahim uzman çavuş, Kadir. Bingöl'deki mi? Yok, Bingöl'deki uzman çavuş, Mardin'deki öğretmen. Öğretmen. Bunlar da yetiştirmiş, okutmuş, göndermiş. Evet. Şimdi programın biraz önce biz açılışını yaptık da muhtar dedi, yani muhtara dedi ki ben bu köyün adı neden durmuşlar kalmış. Evet. Şimdi muhtar da dedi ki şimdi bu Hazreti Ökkeşiye türbesini. Evet. Yani güvenliğini korumak için veya bu burayı korumak için. Evet. Suudi Arabistan'dan, Suriye'den gelmiş bizim atalarımız, dedelerimiz. Evet. Dedi. Siz daha yaşlı olduğunuz için ben bu soruyu size de sormak istiyorum. Efendim, öyle diyorlar, rivayetler öyle gösteriyor. Buraya 3 sefer gelmiş, 3 sefer göndermişler. Suudi Arabistan'da yani, Medine'de. Medine, Mekke'ydi başkent. Peygamberimiz hicret ettikten sonra Medine oldu. Evet. Medine olunca Peygamberimiz de sonra Ebu Bekir Sıddık çıktı, halife oldu, dünyasını değiştikten sonra. Ondan sonra da Hazreti Ömer halife oldu. Hazreti Ömer halife olunca işte her tarafa adam gönderdi. Yani dini yaymak için, dini mübini yaymak için. İslam'ı yaymak için. Evet, İslam'ı yaymak için. Bir rivayete geçiyor, bu Hazreti Ökkeşiye de buraya gelmiş, şehit olmuş. Mübarek şehit olmuş, Hazreti Ömer'in zamanında. Şehit olmuş, sonra bizim köy bu kabile 3-5 kişi işte, 2 kişi yok da 1 kişi. Gelmiş, geri gitmiş, gelmiş, geri gitmiş. Başkası gelmiş yani. Ondan sonra bizim köy gelincik gitmemiş yani, bizim köylerin büyükleri yani, atalarımız. Gitmemiş, sonra Hazreti Ömer adam göndermiş. Hele gidin bakın, bunlar gidik mi, duruyor mu? O zamana da hani gelmiş ki burada durmuşlar. Böyle bir rivayet var. Yani ondan dolayı da bu köyün adı durmuşlar. Yani oldu bitti, durmuşlar yani. Yani ilkin çamın içindeymiş, yukarıdaymış, o çamın içindeymiş, yine aynı durmuşlar. Burada geldik, aynı gene durmuşlar. Durmuş, sonra da buraya yerleşmişler. Evet, evet. Peki, çok teşekkür ettik. Biz de teşekkür edeceğiz. Burada nenemiz gitti. Ben yan tarafa geçeyim. Evet, seninle tesbih elinde. Tesbih elinde. Çekiyorsun. Evet. Sizi bir tanıyalım. İsmim Selahattin Yolal. Yolal, muhtar neyin oluyor? Yeğenim oluyor, kardeşim oğlu oluyor. Bu Yolal soyadı nereden geldi? Ben onu da sorayım. Onu da mı sorayım? Hani şey derler, biri canını sıktı mı? Hadi Yolal derler ya şöyle. Onun gibi. Nasıl, bu soyadı nereden geldi? Eskide babalarımız dağlarda kaçakmış. Git yolunu al demişler. Yol keserlermiş. Dedeleriniz? Dedelerimiz. Eşkıya mıymışsınız? Eşkıya. Neymişsiniz? Yolal orada gelmiş. Eşkıya olur mu ya? Öyle dedin sen de. Ya yol al işte, yut yolumu al demiş o zaman. Yani nasıl yolu? Ne yolunu? Ne bileyim ben, yol işte, yolunu almış. Öyle gibi yol koymuşlar. Yani size sinirlenik, öykelenikler mi gitti? Yol al yeri gitme deyikler. Size öyle bir şeyden mi kalık bu soyadı? Ne bileyim ben işte, yol al demişler. O zaman isimler verilirken yol al demişler, bilmiyorum. Enteresan bir şey. He, enteresan ya. Gerçi çok enteresan soyadları var da. He. Bu da onlardan birisi. Sen ne yapıyorsun köyde? Valla Nidek, oturuyor işte, güneşli yok işte, Nidek. İş güç yok zaten. İş güç yok. Gerçi amcaya şeyi sorduk, kışı sorduk. Yağış nasıl oldu? Yağış bu sene bol yağmur yağdı. İyi yağmur yağdı, kar da düşmedi. İnşallah o da ya. Yani. Allah'ın işine karışılmaz, kurbanım kendine. O her şeyin en iyisini bilir. Evet. Kar da verir herhalde. Verir inşallah. İnşallah karı veren bulur da verirsen. Bahçe falan nerede gördüğüme göre yok. Yani dağlık bir yer burası. Ya dağlık, bayır, kırsal alan. Tarlalarımızın geliri yok. Ek yok. Yani masrafımız şeyini zor kurtarıyor. Gelir yok. Yani buğday su falan yok mı ekiyor? Buğday ekiyor. Arpa ekiyor. O da gelir de yok. Yani masrafımız, eğer kalem tutarsak zor şeyini kurtarıyor, masrafını. Geç birkaç senedir Antep bölgesi diyelim. Yani doğru dürüst yağış almadı. Geç buralar... Antep'in diğer köylerine nazaran burası daha çok yağış alıyor benim bildiğim. Yağış alıyor, güzel yağış, iyi de yani işte kar düşmedi. Kar senesi var senesi, inşallah gene de yağar, inşallah iyi olur. Ya inşallah kurban kendine.
kulunu darda bırakmaz. Darda bulmaz inşallah. Peki, size de teşekkür ettik. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, nenemiz içeri gitmiş, baktık bulamadık, çağırdık yani tekrar dışarıya. Nene, seni bir tanıyalım hemen. Yani ismimi mi tanıyorsun? Adın ne, soyadın ne? Hatice Yolal. Hatice Yolal. He. Siz de muhtarın neyi oluyorsunuz? Nenesi oluyorum. Nenesi. He. Bu parmağında yüzükler, kolunda bilezikler dedim, altın bilezik şeyler, yüzükler falan. İki yüzük burada sevgili izleyicilerimiz. He. Altın. Bunlar da gümüş. Bu da tek taşımı kendim aldım dedi ki bu tek taş dedi. Bunun taşları da çok. Yaş kaç? Vallahi ne bileyim ben. Yaşım başım biliyorum ben ki. Vallahi bilmem ben şey edeyim. Yaşını bilmeyeyim mi? Bilmiyorum. 338 oğlum. 338. Evet. Bu 38, da oğlum ya. 40 olsa oğlum mu? He evet. Oğlum. O zaman 38 40 olsa 60 72 yaşındasın. He. Allah uzun ömür versin. Sağ ol. Şey 1338. 1338. Bizim ona aklımız yetmez. Akıl 82 yaşında. 82 yaşında. He. Evet. Bizde akıl yok zaten. Nereden onu çıkartacaklar? Nereden bulacak? 82 yaşında. He. Bey vefat etmiş herhalde. He, vefat etti. Ne zaman, kaç sene oldu? Çok oldu. Ne kadar oldu ama söylesin. Çok oldu ya. Çok oldu. 20 30 40 sene. Yok. 40'ı da geçti. 42 sene falan. Oldu. Çok 42 oldu. Sene. Çok oldu. Bayağı olmuş. He, Allah rahmet eylesin diyelim. Bizim mekanı cennet olsun. Amin. Ben niye ayakkabı veya bir şey giymedin sen böyle? Giyme de geldim işte. Eski toprağın diyin sen değil mi? Eski toprağım ya, doğru söylüyorum. Şimdiki gençlere taş çıkartırsınız yani maşallah yani eski bizim yaşlılarımız hatta 60 yaşın üzerinde olanlar. Vallahi işte ben bir şey edemiyorum. Hala dinçler. Çocuk kaç tane senin, çocuk kaç tane? Valla benim çocuk 5 kız Haral, 3 doğru. 5 kız Haral. 10 tane var. Herhalde 5 kız. Ötekiler? 10 tane var. 10 tane var. He oğlan kızı. Bey öldükten sonra çocukların yanında kaldın. He çocukların yanında kaldım. Bu ev sizin mi bura? He işte muhtarım benim, bu da torunum. Kim muhtar, neyin? Torunum. Torunum. He. Torunun torununu gördün mü? Görmedim ben. Torunu. Yani gelin olan evleneni görmedim de tabi çocuklarını görüyorum. Ufak çocuklar. Yani torunun torununu görenler. Hemen görme şeyinden yani nişanlıda ayak nişanlı. İnşallah onu da görürsün diyelim. Biz seni tutmayak burada ayağında bir şey yok. Yok. Şimdi beni çağırdınız, benden konuştunuz, beni hasrettiniz deyip de sonra bize ölçelenme. Yok. Değil mi? Sağ ol, yok. Sen de sağ ol. Evet sevgili izleyicilerimiz, Durmuşlar köyü gezilerimiz devam ediyor. Bizden ayrılmayın.
Sevgili izleyicilerimiz, programın açılışında bahsetmiştik. Ökkeşi Hazretleri'nin türbesini ziyaret edeceğiz demiştik. Buraya çıktık. Burada bir teyzemiz herhalde adak mı kesmiş, atı ne yapmış? Ateş yakıyor. Önce teyze sizi bir tanıyalım. Güzel. Şöyle dön istersen kameraya doğru. Antep'te oturuyorum. Adın ne? Soyadın ne? Adım Ayşe. Soyadım Tilkioğlu. Ayşe Tilkioğlu. He. Ziyarete gelmişsiniz herhalde. Ziyarete geldik. Adak mı adadınız? Her sene işte her sene iki sefer gelirdik. Bu sene de kısmet oldu. Bir sefer geldik. Bir sene herde dedik. Tavuk götürek kana kadar. Yani adak dedim ben. Yani bir şey mi adadınız? Yok vallahi bir şey değil. Her sene gelirdik bu mübareğe biz. Her sene iki üç sefer gelirdik. Yani her sene ziyaret ediyorsunuz. Her sene gelirdik. İşte adağınızı kesiyorsunuz. Keserik. Duanızı ediyorsunuz. Ederek, namazımızı kılarak. Giderik işte. Bugün de Cuma. He. Mübarek gün. He mübarek. Mübareğe ziyarete. He ziyarete geldik. Gelmişsiniz. He. Tek siz mi geldiniz? Başka kim geldi? Yok biz geldik. Kızım, her kocam, ben. İşte. Nerede? Kocan falan nerede? O namaza gitti. He namazdalar. He. Bunları siz dağıtıyorsunuz değil mi? Yok yemek yaparız çocuklardan işte. Onu komşuya verdik birer tabak. Yani burada, şimdi... Burada pişirmeyeceğim. Şimdi kebap edeceğim. Et getirdim. Kebap edecek. Bunları evde pişireceğim. Öyle burgul falan getirmedim evde. Yemek yapmayacağım, şimdi evde ben, yapacağım. Şimdi ben bir dakika anlamadım. Şimdi siz bu ateşi yakıyorsunuz, burada kebap edeceksiniz, siz yiyeceksiniz burada. He. Yani piknik yapmış gibi. Buradaki kesmiş olduğumuz tavukları da... Evde pişireceğim. Şey, Antep'e götüreceksiniz, orada pişirip komşulara dağıtacaksınız. Eyleyeceğim. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, Hazreti Ökkeşiye Türbesi'nin yanında gezilerimiz devam ediyor. Yanımızda bir amcamız. Amca, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sizi bir tanıyalım amca. Merhaba. Merhaba. Reşit Yöndem. Reşit? Cumhurşar Köyü'nden Reşit Yöndem. Reşit Önden. Yöndem. Yöndem. Ha, Yöndem. Cumhurşar Köyü'nden. Ne yapıyorsun dayı burada? Burada ufak tefek alışveriş yapıyorum işte. Çay ocağı var işte, şu var, bu var işte. Yani tesbih, evet, kolye, tesbih, biz gördüğümüze göre cincik boncuk diyelim. Cincik boncuk, yani. Onları satıyorsun. Onları satıyor. Burayı Ökkeşi Hazretleri'ne, evet, türbesini ziyarete gelenlere. Gelenlere onlara satıyor işte. Onlara satıyor. İşler nasıl? İşler, işte karın. Ne var ki işler çok ola. Şimdi bir de malum kış aylarındayız. Evet, hem tezgahta da bir şey yok. Yani sattın kalmadı mı? Ya sattım, yedim bitirdim kendini. Kalmadı. Sattın bitirdin, yerine de koyamadın geri tekrar. Yerine de koyamadım. İnşallah şimdi yaza doğru işler açılırsa. Yaza doğru inşallah olur işlerimiz. Peki nasıl? Gelen giden çok oluyor mu buraya? Gelen giden yani hiç eksik değil. Yani hiç eksik değil yani. Yani cuması arbesti yok yani. Her gün gelen var oluyor yara. Aşağı yukarı bir taksi, iki taksi oluyor yara. Yani şu kış aylarında. Evet, şu kış aylarında. Yani biz yazın gelmedik. Evet. Gerçi bu çok şükür. Şükürler olsun diyelimiz. Yani bizim de ikinci ziyaretimiz oldu. Geçen 3-4 ay önce yine gelmiştik. Yine burada çekimler yaptık. Hazreti Ökkeşiye Hazretlerini Allah kısmet etti. Çok bu ikinci ziyaretimiz Allah oldu. Allah ziyaretini kabul etsin. Amin. Amin cümlemizin. Şeyi dedim ben, nerelerden geliyorlar buraya? Dünyanın dört bucağında geliyor buraya. Türkiye'nin dört bucağında geliyor. Yani Ankara'da, İstanbul'dan, Balıkesir'den, Yozgat'ta, işte Sivas'tan, hep Erzurum'dan hep gelen oluyor. Yani, Bursa'da, Çanakkale'de, Balıkesir'de hep gelen oluyor yani. Yani buraya geliyorlar. Geliyor buraya ziyaretini diyor. İbadetini yapıp gidiyor. Şimdi burada adak falan kesiyorlar. Adak kesiyorlar. Kesiyorlar, kendiler yiyor, kendiler kesiyor. Şimdi adaklar... Şimdi mesela sen bir davar getirdin, kesiyorsun. Getirdin arkadaşlarınla, içik, yiyip içik, çekip gidiyorsun. Bir kısmı adak olarak getiriyor. Buradan fakir olanlara dağıtık gidiyor yani. Yani burada burada ziyarete gelen kesmeyenlere dağıtık gidiyor. Dağıtıp kestiği mesela koyundu, keçi de her neyse tavuktu. Tavuk da kesiyor. Tavuğa kadar kesiyorlar. Şimdi biz bir ablamızla konuştuk orada, o da tavuk kesmişler. Şimdi ben kendisine sormadım da şimdi orada ateş yakıyor. Dedim buradan pişireceksiniz. Yok. İki tane tavuk kesmiş. Buradaki yaktığı ateşte kebap yapacaklarmış, kendileri yiyeceklermiş. Evet, evet. Tavuklar da şehre götürüp, Antep'e götürüp, orada pişirip komşulara dağıtacaklarmış. Yani bu tür şeyler oluyor burada. Böyle bir şeyler oluyor işte, yoksa başka. Yani dediğin gibi Türkiye'nin veya dünyanın birçok yerinden çok geliyorlar. Yerine. Yani Türkiye'nin gelmeyen yeri yok buraya. Her taraftan geliyor. Her taraftan geliyor yani.
Yani aslında gelmek de lazım. Tabii gelmekte yani, de fayda var yani. Şimdi sevgili izleyicilerimiz birazdan türbenin içine de girip Hazreti Ukkaşe aslında Ukkaşe olarak Ukkaşe geçiyor. Ukkaşe diye geçiyor. Türbesini yine dediğimiz gibi sizlere tekrar aktaracağız, izlettireceğiz. Peki amca çok teşekkür ediyoruz sana. Geçmiş hayırlı işler. Geçmişe rağmen diyorum. Sağ ol. Allah razı olsun. Evet sevgili izle. Çayımızı içeceğiz dayı. Heh. Bir çayını içeceğiz. Gezilerimiz devam ediyor. Bizlerden ayrılmayın. Evet sevgili izleyiciler, yanımızda yine bir aile var. Merhabalar. Merhabalar. Sizi bir tanıyalım. Uğur Kısakürek, Kahramanmaraş'tan buraya ziyaret için geldik. Ökkaşe Hazretleri'ni. Evet. Ve burada da cuma namazımızı da eda ettik. Evet. Çok da güzel oldu. Evet çok da güzel oldu. Sık sık geliyor musunuz buraya? Benim ilk gelmem. Ancak Ökkeşe Hazretleri'ni daha önce de duymuştuk. Bugüne nasip oldu. Bugün geldik. Kısmet. Yani adak falan mı adadınız? Özel olarak mı geldiniz yoksa yolunuz bu tarafa şu anda, düştü geçerken mi uğradınız? Şu anda Antakya'ya gidiyorduk. Cuma namazında burada eda etmek istedik. Allah da kısmet etti. Şu anda geldik. Cuma namazımızı da kıldık. Buradan işte ailemizle beraber yolumuza devam edeceğiz. İlk mi geliyorsunuz? İlk gelmem benim, evet. Peki Allah da dualarınızı da kabul etsin. Sağ olun, diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Yani, Allah razı olsun. Biz de namazımızı kıldık bugün. Bugün de cuma dediğiniz evet, gibi. Evet. Yani böyle Ökkeşe Hazretleri'nin türbesinin içinde. Evet. Cami geç tadilat halinde şu an. Evet. Bu da bitmek üzere. Evet. Allah bize de onu da kısmet etti. Evet. Diyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Yanımızda arkadaşımız var. Onu da bir tanıyalım. Merhaba. Merhabalar. Ben de yine beraber geldik. Kahramanmaraş'tanız. İşte yol üzerinde bir uğradık. Tabii ben daha önce 4 defa gelmiştim ama. Evet. Bugün de yine nasip oldu. Ama biraz daha üzerinde durulması gerekiyor. Devamlı ziyaret edilmesi gereken bir yer. Mutlaka. Yani senede söylediklerine göre 7 defa gelinmesi gerekmiş aslında. Vallahi bizim yaşımız 30 oldu, daha 4 oldu. İnşallah daha sık gelmeye çalışmamız lazım. Tabii yazın biraz daha canlı oluyor buralar. Kışın biraz daha iş yerler, dükkanlar falan da kapalı ama. İşte kışın gelen giden az olduğu için. Evet. Yani fazla şey yok. Aynen öyle. Genelde Ramazan'da ziyaretçisi çok oluyor. Ama diğer zamanlarda yaymak lazım. Şimdi bizim de şeyimiz zaten yani tam hani ne derler ona. Anında lazım olduğunda evet. Hemen gideriz. Yani bir hatamız olur veya bir şey olur, tövbe Allah deriz. Yani sürekli belki aklımıza gelmiyor olabilir evet. Ama o anda yani onun gibi yani sürekli gelinmesi lazım. Sürekli ziyaret yani, edilmesi gerekiyor. Beklenti içerisinde olmadan gelinmesi gerekiyor. Sonuçta herkesin dua ihtiyacı var. Mutlaka. Bizim de her zaman bunu gözeterek ben uzak da olsa yakın da olsa dediğiniz gibi en azından senede 5-6 defa 7 defa ziyaret etmemiz gerekiyor. Evet. İnşallah da devam edecek. İnşallah. Bizim de ikinci, biz Antep'te oturuyoruz, Antepliyiz. Ben buraya ikinci bu çekime gelmemiz. Bize de Allah bugüne yine kısmet etti. Çok bizim şükür. De ikinci gelişimiz. Çok şükür. Peki size de çok teşekkür ediyoruz. Ablamızın yanına doğru geçeyim ben. Merhabalar. Merhaba ablacığım. Biz de Kahramanmaraş'tan eşimle beraber geldik. Antakya'ya geçiyorduk. Herhangi bir adağımız da yoktu. Peygamber Efendimiz'in dostunu ziyaret etmek amacıyla geldik. Çok mutluyuz. Manevi olarak huzur bulduk gerçekten burada. Allah'ım inşallah dualarımızı kabul eder. Sevdiği dostlarının yüzü suyu hürmetine. Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. İşte bu kadar. Evet, sağ olun. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız da ortamın maneviyatından inşallah feyiz olmuşlardır. Çok güzel gerçekten. Sık sık inşallah ziyarete geleceğiz biz de buraya. İnşallah diyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili izleyicilerimiz, sizin de görmüş olduğu gibi gezilerimiz devam ediyor. Bizlerden ayrılmayın.